Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimiz es kesmeden devam ediyoruz. Ve sizler için Osmanlı tarihinden 200 yıl sorum var. Konumuz Dünya Gücü Osmanlı yani Osmanlı Yükselme Dönemi. Hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. İki güzel bir farklı soru. İlk sorumuz şu şekilde. Bakıyoruz. Osmanlı Devleti yukarıda verilen hangi padişahlar döneminde deniz savaşları yapmamıştır? Farklı bir soru değil mi? Şimdi bilmemiz lazım değerli arkadaşlarım. Çelebi Mehmet. Yaşandı mı hocam? Tabii ki yaşandı. Venediklilerle ilk deniz savaşı yapıldı. Savaşımızın ismi neydi? Çalı Bey Deniz Savaşı. Değil mi? Tamamdır. İkinci Beyazıt döneminde Sapienza Deniz Savaşı gerçekleşti değerli arkadaşlarım. Yaşandı mı? Yaşandı. Venedik yapılıyor. Fatih Sultan Mehmet Han döneminde saymaya gerek var mı? Var mı? Ege adalarının hemen hemen tamamını aldı Fatih Sultan Mehmet Han. Doğrudur. Yavuz Sultan Selim seferleri hep doğu yönünde olduğu için deniz savaşı yaşanmamıştır. O yüzden cevabımız yalnız 4 olacaktır. Yani C şıkkı. Diğer sorumuza bakıyoruz. Hadi bakalım. Sorumuz şöyle. Dönemi bilmemiz lazım. Aşağıda verilen siyasi gelişmelerden hangisinin 1512 ile 20 yılları arasında meydana geldiği söylenemez? Hangi dönem? 80 yılda yapılacak işleri 8 yıla sığdıran padişah değil mi? 1. Selim. Yavuz Sultan Selim Han. Ottuk belini sen burada bırakacaksın. Diğerleri hakkında sizlere güzel bilgiler vereyim. Ridaniye Savaşı sonucu. Ya bakın şimdi. Ridaniye Mısır ve Mercidav'ı vermiş değil mi? Genelde Mısır Seferini tarihçiler Ridaniye Savaşı'nın Sonuçları oğulları kalır değerli arkadaşlarım. Hatta ikisini de beraber alan var. Neyse bunlar hakkında bilgi vereyim. Mercidabık Savaşı sonucu Suriye, Filistin ve Lübnan Osmanlı topraklarına katıldı. Turnadağ Savaşı ile Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak sağlandı. Doğu Kadiroğulları'na son verildi. Mısır Seferi sonucu Memlüklere son verildi. Ve Halifelik Osmanlı'ya geçti. Ridaniye Savaşı sonucu Memlüklere son verildi. Cevabımız Ottuk Beli Savaşı'dır. Peki hocam Ottuk ne oldu? Ottuk Beli Savaşı sonucu Akkoyunlular zayıflama sürecine girmiştir. Hangi dönem? Fatih Sultan Mehmet Han dönemi. Tarihimiz 1473. Umarım işinize yaramıştır. Beni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.